Sevimli Matematiğe hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm sevimli matematik kanallarına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bol bol yorum atmayı, bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, whatsapp gruplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencileri matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. dersimizde yenisi sorulardan oluşan 10 soruluk bir deneme çözeceğiz çocuklar. Denemenin pdf dosyasına açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu soruları indirmenizi ve ders esnasında bizimle birlikte yazmanızı tavsiye ederim. Sizlere bir tavsiyem daha olacak. Sorular karşınıza geldiğinde lütfen videoyu durdurun. Önce kendiniz çözmeyi deneyin. Ondan sonra beni dinleyin. Bunu her soru için yaparsanız çok verimli olacaktır. Anlamadığınız sorular olursa bir gün veya bir birkaç gün sonra o soruları tekrardan dinlemenizi tavsiye ederim. Evet eğer hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Sorumuza bakalım çocuklar. Şekildeki kavanozlar içine üzerinde tam sayı yazılı toplar atılmıştır. Birinci ve ikinci kavanozdaki tam sayıların toplamları birbirine eşit olduğuna göre Birinci ve ikinci kavanozdaki verilmeyen sayılar aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olabilir demiş bize. Şimdi burada bazı topları biliyoruz bir tanesini bilmiyoruz. Burada da bazı topları biliyoruz ama bir tanesini bilmiyoruz. Bu bilmediğimize üçgen diyelim. Olur mu? Buna da kare diyelim. Buna göre üçgen ve kareyi bulmaya çalışalım. Peki nasıl bulacağız? Şu şekilde şöyle bir gruplandıralım. Buradaki tam sayıları toplayacağız. Hepsini. Yani ne var? Eksi 3 var. Artı. Eksi 2. Artı. 8. Artı. Eksi 4. Artı üçgen. Bir şekilde sıkıştırdım hepsini. <laughs> Şimdi yerine bakalım. 9 artı. Eksi 7 artı. Eksi 1 artı. Eksi 6 artı kare. Hepsinin toplamı ne olacak? Birbirlerine eşit olacaklar. Tamam mı? Hadi gelin toplayalım. Şöyle farklı renkle toplayayım daha güzel olur. Sıralı sıralı toplayacağım. Eksi 3 ile eksi 2'yi topluyorum. Aynı işaretli oldukları için gerçekten toplarım. Eksi 5. Eksi 5 ile artı 8'i topluyorum. Zıt işaretli oldukları için çıkartırım. 8'den 5 çıktı. 3. Hangisinin işaretini alır? İşaretsiz bir şekilde düşündüğünüzde en büyük olanı. İşaretsiz düşündüğümde 8 daha büyüktür. O zaman artı 3. Artı 3 ile eksi 4'ü topluyorum. Zıt işaretli olduğu için çıkartırım. 1. Hangisinin işaretini alır? Eksi 4'ün. Neden? E, i̇şaretsiz olarak düşündüğümde 4 daha büyük çünkü. Bir de burada ne var? Üçgen var. Şimdi en son durumda elimde ne var? Eksi 1 artı üçgen mi? Evet. Bu diyorum şu karşıdaki toplama eşit olacak. Karşıdakileri de bulalım hadi. 9 ile eksi 7'yi topladım. Artı 2. Artı 2 ile eksi 1'i topluyorum. Artı 1. Artı 1 ile eksi 6'yı topluyorum. Eksi 5. Artı bir deneyimiz var. Karemiz var. Bunu da yazalım. Eksi 5 artı kare. Bakın eksi 1 artı üçgen eksi 5 artı neye eşit olmalı? Kareye eşit olmalı. O zaman burada hadi şıkları deneyelim. Hangi şıktaki gibi olabilir? Çünkü bize ne diyor? Hangi seçenekteki gibi olabilir diyor. Biz istiyoruz ki birinci kavanozdaki eksi 1 artı üçgenimiz ikinci kavanozdaki eksi 5 artı karemize eşit olsun. Üçgene öyle değerler ya da kareye öyle değerler verelim ki bunların toplamları eşit olsun. Hadi deneyelim. Farklı renklerle deneyelim. Şöyle de bölmeleri ayırayım. Hiçbirisi birbirine karışmasın. Hepsini tek tek denemiş olalım. Tamam mı? Evet. Eksi 1 artı üçgen yerine eksi 3 veriyorum. Birinci kavanozdaki. Eksi 3. Eksi 1 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 4. Karşı tarafa bakıyorum. Eksi 5 artı kare yerine ne veriyorum? 1. Eksi 5 ile 1'i topladım. Eksi 4. Da 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 da. Eşit bir elde ettik mi? Evet. <laughs> o zaman ilk seçenekten bulduk bir kere. A seçeneği bizim doğru seçeneğimiz olacak. Yani üçgen kaç olur? Eksi 3 diyor. Kare kaç olur? 1 diyor. Gerçekten de eksi 1 ile eksi 3'ü toplayınız. Kaç bulursunuz? Eksi 4. Gerçekten de eksi 5 ile artı 1'i toplayın. Kaç bulursunuz? Eksi 4. İkisi birbirine eşit mi? Eşit. Yani o zaman bizim birinci kavanozdaki şu üçgen dediğimiz ne olacak? Eksi 3. Diğeri kare dediğimizde ne olacak? Artı 1. Tamam. Bunları bulduk. Ama devam edelim. Diğerlerinin niye olmadığını bir bulalım. Eksi 1 artı 7. Kaçtır? 6. Eksi 5 artı 4 kaçtır? Eksi 1. Bir. Birbirlerine eşitler mi? Değiller. B seçeneği bu yüzden gidiyor. C seçeneği. 12 artı durun eksi 1 artı 12 diyeceğiz. Gerçi tam hani yerlerini değiştirseniz de fark etmez. Neden? Toplama işleminin neyi vardır? Yer değiştirme özelliği vardır. Eksi 1 artı 12. Kaç bulursunuz? 11. Eksi 5 artı artı 5 nedir? 0. 11 ile 0 birbirine eşit mi? Tabii ki değil. <laughs> eksi 1 artı eksi 6 nedir? Eksi 7. Eksi 5 artı eksi 1 nedir? eksi 6. Birbirlerine eşitler mi? Na 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 değiller. Bu da bu yüzden gider. Hangisi gibi olabilirmiş? A seçeneğindeki gibi olabilirmiş. Güzel bir soruydu. Sorumuzu okuyalım çocuklar. Şekildeki iki öğrenci birer tam sayı söylemiştir. Daha sonra söyledikleri tam sayıların kavanozdan seçtikleri sayılara göre kuvvetlerini alıp sonuçlarını bulmuşlardır. Buna göre bulunan en büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazladır demiş bize. Bunların ikisini de tek tek bulmak zorunda mıyız? Evet zorundayız. O zaman şöyle yapalım. Şuradan doğru ben burayı iki gruba ayırayım olur mu? Sol taraftaki ve sağ taraftaki öğrencilerimizin neylerini bulalım? Tam sayılarının kuvvetlerini bulalım. Hadi bulalım. Eksi 2. Iki. Eksi 2'nin kaçıncı kuvvetini bulacağız? Beşinci kuvvetini. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetini ve eksi 2'nin yedinci kuvvetini bulacağız. Burayı ikiye de ayırsak <laughs> ne olmayacak biliyor musunuz? Yetiştiremeyeceğiz. O yüzden önce bunları bulalım. Şunu da yanına buluruz. Olur mu? Hadi bakalım. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Ne demek eksi 2'nin 5. kuvveti? Tam 5 tane eksi 2'yi yan yana koy ve çarp demek. Bunların hepsini yan yana koyacağız ve çarpacağız. Tamam mı? Şunları da sileceğim. Aşağı doğru da işlem yapacağım çünkü. Evet yazdığım her şeyden pişman olduğum bir gün bir soru yaşıyoruz şu an. <laughs> Önce çocuklar bu işlemde işarete karar vereceksiniz tamam mı? Önce işarete karar veriyoruz. Peki nasıl? Önce diyorsunuz eksi ile eksinin çarpımı ne? Artı. Sonra artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksi artı. Artı ile eksi eksi. Sonuç eksi olacak. Şimdi ikileri çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. Eksi 32 oldu mu? Evet. Hem de çok güzel oldu. Devam ediyorum. Geldik eksi 2'nin dördüncü kuvvetine. Bu defa da 4 tane eksi 2'yi çarpacağım. Hadi çarpalım. Ne yapıyorduk? Önce işarete karar veriyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile eksi artı. Sonuç artı mı oldu? Evet. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Artı 16 da bu kadardı. Ve sonuncusu. Geldik sonuncuya. Eksi 2'nin 7. kuvveti. Wow. Tam 7 tane eksi 2 mi çarpacağım? Aynen öyle. Tam 7 tane eksi 2'yi yan yana yazıyorum ve çarpıyorum. 7 tane oldu mu? Oldu. Hadi çarpalım. Önce işarete karar veriyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksi, eksi 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 artı artı eksi eksi. Eksi eksi artı artı eksi eksi. Gitti. Ve şimdi sonucu buluyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32, 32 çarpı 2 64, 64 çarpı 2 128, eksi 128. Bunu buluyoruz. Anlaştık. Gayet güzel, gayet keyifli. Tekerleme gibi devam ediyor sanki değil mi? Bir de buradan ee, neyse en sonda vereyim hadi. <laughs> Böyle bir bilgi daha sıkıştıracaktım ama en sonu bekleyeceğim. Sabredeceğim. <laughs> Şimdi bunları bulduk. Bunlar cebimizde. Geldik diğer öğrencimizinkine. Diğer öğrencimize baktığımızda bunun tabanı eksi 3. Ve üstleri 3, 2 ve 0 olacak. Eksi 3'ün önce neyini bulalım? İkinci kuvvetini bulalım. Kolaydır. Eksi 3 çarpı eksi 3 diyeceğiz. Önce ne dedik? Önce işarete karar veriyoruz dedik. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı 3 kere 3, 9. Gayet tatlı. Sonra eksi 3'ün neyi var? Üçüncü kuvveti. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3. Hadi işaretine karar verelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Bu da cebimizde. Ve eksi 3'ün neyi? Sıfırıncı kuvveti eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. Bu negatif de olsa pozitif de olsa değişmez. 1'dir. Tamam mı? Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti neymiş? 1 imiş. Bu da cebimizde. Harika. Şimdi bize ne soruyordu? En son şöyle sonucu da morla yapalım. Bulunan en büyük sayı diyor. En küçük sayıdan kaç fazladır? Burada bulunan en büyük sayımız hangisi? Bakıyorum. Artı 16 var. Eksi 32, eksi 128, artı 9, eksi 27, 1. Hangisi en büyük? E, artı 16 en büyükleri. En büyük eşittir. Artı 16. Peki en küçük? Tabii ki negatiflerden olacak. Hangisi en küçük? En negatif hangisi ise o en küçük. Yani eksi 128 mi? Evet. <laughs> Eksi 128 en küçük. Şimdi en büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazladır? Bunu nasıl yapacaksınız? Kaç fazla? Aralarındaki farkı istiyorum. Fark nasıl bulunur? En büyükten en küçüğü çıkartarak bulunur. Evet yine yazdıklarımdan pişman olduğum bir gün neyse. Şuraya devam edeceğim. En büyük kaç? 16. 16'dan neyi çıkartıyorum? Eksi, eksi 128'i çıkartıyorum. Tamam mı? Sakın ha 128'den 16'yı falan çıkartmayınız. Böyle hatalara düşmeyiniz sevgili öğrencilerim. 16'dan eksi 128'i çıkartıyorum. Eksi eksi yan yana geldiği için ne oldu? Artı. Artı 128. 128 ile 16'yı topluyorum. 144 mu buluyorum? 144. Sonucunuz 144. Anlaştık mı? En büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazlaymış? 144 fazlaymış. Ama siz böyle aradaki farkı bulayım derken 128'den 16'yı çıkartıp 112'yi söylerseniz hata yaparsınız. Keşke buralara şık da koysaymışım. 112'yi de koysaymışım oraya atlayanlar olurdu diye düşünüyorum. <laughs> Ama benim öğrencilerim atlamazlar. Asla. Onlar 144 bulurlar. <laughs> Şimdi buradan Vereceğim özelliğe gelirsek. Ya özellik değil aslında fark etmenizi istediğim şeye gelirsek. Şu. Bir şey fark ettiniz mi? Eğer sayımız tabanımız yani. Neydi? Mesela eksi 3'ün karesi. Şöyle yazalım. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3 taban. Şu kare üstü değil mi? Ya da işte eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi 2 taban. 5 ne? Üst. Çocuklar taban negatif olduğunda bazı değişiklikler oluyor bizde. Nedir? Eğer taban negatifse, üssümüz tek sayıysa sonuç negatif çıkıyor. Bakın. Burada eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 3, eksi 3. Hepsi negatif mi? Evet. Tabanlarımız negatif. Taban negatif. Üstlere bakıyorum. Eğer üstler tek sayıysa sonuç negatif çıkacak. Bakıyorum. Taban negatif. Üst tek. Bakın negatif. Taban negatif üst tek yani 7 negatif. Taban negatif üst tek yani negatif. Tamam mı? Sıfır özel bir durum. Onu boş verin. Şimdi eğer taban negatif üst çiftse yani mesela 4 gibi o zaman da sonuç ne oluyor? Pozitif oluyor. Bakın pozitif. Gördünüz mü? Bunları da böyle gösterelim. Pozitif. Neden? Üstleri çift çünkü. Buraya yazmak isterdim. <laughs> Neyse şöyle yapalım taban negatif üst çift. O zaman sonuç ne oluyor? Pozitif. Bunu not olarak alabilirsiniz siz de. Şöyle yapalım. Te taban negatif üst tek. O zaman sonuç ne olur? Negatif olur. Tamam mı? Evet, bunu da böyle bir yerlere sıkıştırmış olduk. Güzel oldu. Evet sorumuza bakıyoruz çocuklar. Selman evinin kare şeklindeki bahçesine çit çekmek istemektedir. Çit için kullanılan tahtaların ölçüleri yanda verilmiştir. Bahçenin bir kenarı için 50 tane dikey, 50 tane yatay tahta kullanan Selman'ın bahçesinin alanı kaç metre karedir demiş. Bakın şimdi bize ne diyor? Kare şeklinde bir bahçesi var diyor. Kare şeklinde. Karenin özellikleri nedir? Tüm kenarları birbirine eşittir. Şimdi biz bu kare şeklindeki bahçenin bir kenarının ölçüsünü biliyor muyuz bilmiyoruz. Ama şurada bize çitlerin bazılarının ölçüleri verilmiş ve denmiş ki 50 tane yatay tahta 50 tane de ne kullanılmış dikey tahta kullanılmış. O zaman biz bunun bir tane kenar ölçüsünü bulabilir miyiz buluruz. O zaman diyelim ki kenar ölçüsü. Şimdi kenar ölçüsünü bulmak için ne yapmam lazım? Tabii ki eğer 50 tane dikey kullanıyorsam ve dikeyin ölçüsü 1 bölü 5 metre ise o zaman 50 çarpı 1 bölü 5 metre derim. Artı aynı kenarda 50 tane de yatay tahta kullanıyorum. O zaman 50 çarpı 8 bölü 20 metre mi derim? Aynen öyle. Sonra bu ikisini toplayınca bizim kenar ölçümüz ortaya çıkar mı? Çıkar. Hadi gelin önce çarpalım. Öncelik çarpmadan sonra ne yapalım? Sonra toplayalım. Hadi bakalım. Şöyle önce çarpmalar yapayım. 50 ile 1 bölü 5'i çarpıyorum. 50'nin altında gizli bir var. Şuradaki 50'nin altında da gizli bir var. 50 ile 1'i çarptım 50. 1 ile 5'i çarptım 5. Artı 50 ile 8'i çarpıyorum. 400 bölü 1 ile 20'yi çarptım 20. Şimdi ikisini toplamak için ne yapıyorum? Paydaları eşitliyorum. Burayı 4 genişletirim. 4 ile 50'yi çarptım. 200 bölü 4 5'i çarptım. 20 artı 400 bölü 20. 200 ile 400'ü topladım. 600 bölü 20. 600'ü 20'ye böldüm. Bakın sıfırlar şöyle sadeleşir. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 30 metre miymiş bir kenar? 30 metre. Evet. Diğer kenar da mı 30 metre? Evet. Diğeri de mi? Evet. Çünkü neden? Bu bir kare. Hepsinin kenarları birbirine eşit. Bir kenarın ölçüsünü bulduk. O zaman bize ne diyordu? Selma'nın bahçesinin alanı kaç metre karedir? Alan buradan alan istiyor. Peki alanı nasıl bulursunuz? Alanı tabii ki iki tane kenarın çarpımı ile buluruz. Yani 30 metre çarpı 30 metreden mi bulacağız. Evet, 30 ile 30'u çarpalım çocuklar. 3 kere 3 9, yani iki tane 0, 900 metre kare. Evinin alanı 900 metre kareymiş. Gayet büyük bir evde oturuyor. Ne diyorsunuz? <laughs> Bahçesi büyük yani. Da bakalım çocuklar. Bir bilgisayar mühendisi farklı bir kodlama üzerinde çalışmaktadır. Kodlamanın bazı adımları bilgisayar ekranında verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen kodlamanın sonucu kaçtır diye sormuş bize. Bakalım kaçmış. Şimdi çocuklar. Toplama, çıkarma, çarpma bölmenin ne olduğunu zaten göstermiş ve üstleri de göstermiş. Bakın geometrik şekillerin içerisine sayılar koymuş, rasyonel sayılar. Bu sayıların üstlerini biz keşfedeceğiz. Nasıl? Bakın dört kenarlı bir geometrik şeklin içerisinde ise üssü iki. 4 kenar üst 2 ya da 3 kenar üst 1 nasıl gidiyor ya da 5 kenar üst ne üst 3 yani aslında üssümüz şu mu kenar sayısı -2 değil mi 5 kenarlıysa 2 çıkartıyorum 3 oluyor üssü ya da 3 kenarlıysa 2 çıkartıyorum 1 oluyor ya da dört kenarlıysa 2 çıkartıyorum 2 oluyor. Üssü keşfettik. Harika. İşaretlerde herhangi bir değişiklik olmuş mu? Hayır. işaretler değişmemiş. 2 bölü ise -2/3 olarak gene e, koymuşuz. İşte 1/8'de 1/8, 5/8'de 5/8. Harika. Şimdi buradaki sayılarımıza gelip ne yapacağız? Üst Üssünü belirleyeceğiz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdi önce -2/3 var. -2/3 Kenar sayısı 4 olduğu için 2 çıkartıyorum üstü 2 oluyor. Yukarıya doğru yönlü olan ne? Toplama. O zaman artı. Sonra 1 bölü 9 var. 1 bölü 9. 1 bölü 9 kenar sayısı 3 olduğu için üstü 1 oluyor. Aşağı doğru bir yönlenme var. Çıkarma, eksi. Bakın şu toplama demek. Şu çıkarma. Şu sola doğru giden bölme. Sağa doğru giden çarpma. Tamam mı? Devam ediyorum. Bakın eksi 1 bölü 3. 5 kenarlı o zaman ne olacak? Üstü 3 olacak. Sonra bölme. Eksi 1 bölü 3 var. Üstü kaç olacak? Bakın bu kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı. O zaman üstü 4 olacak. 2 eksiği kadar alıyorum. Ve çarpma. Eksi 6 bölü 5. Üzeri ne olacak? 1 olacak. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam harika. Şimdi ne yapacaksınız? İşlem önceliği. Rasyonel sayılarda da işlem önceliğini kullanırsınız. Çocuklar işlem önceliği nasıl gider? Şuraya yazalım. İşlem önceliği. İşlem önceliği şu şekilde işler. Önce üstleri bulursunuz. Sonra parantez. Ondan sonra çarpma bölme. Çarpma bölme ikisi birlikte varsa soldan sağa doğru işlem yaparsınız. En son toplama ve çıkarma yaparsınız. Tamam mı? İşlem önceliği bu şekilde ilerle. O zaman buradakilerin hepsinin neyini bulmamız lazım? Üstlerini bulmamız lazım öncelikle. İlk hedefimiz üstlerini bulmak. Hadi bulalım. Eksi 2 bölü 3'ün karesi. Şurada bulalım oraya yazalım olur mu? Eksi 2 bölü 3'ün karesi. Bu ne demek? Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 Eksi ile eksinin çarpımından artı 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9 mudur? Evet. Bu 4 bölü 9'muş. Harika. Bunu biraz sonra yerine yazacağız. Sonra 1 bölü 9'un birinci kuvveti. Bir tane 1 bölü 9'dur. Yani kendisidir. O zaman bakın yazıyorum. Eksi 2 bölü 3'ün karesi neymiş? 4 bölü 9. Artı 1 bölü 9'un birinci kuvveti 1 bölü 9'muş. Eksi. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün küpünü bulacağım. Bunları yine parantezleri alalım. Karıştırmayalım. Eksi 1 bölü 3'ün küpü. Ne demek bu? Eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 demek. Çarparken önce işareti karar verin. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Birleri çarptım 1. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Eksi 1 bölü 27. Bölü. Eksi 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti. Hemen aşağıda onu da bulalım. eksi 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 diyeceğiz şöyle parantezleri de alalım karıştırmayalım çocuklar eksi ile eksi çarpımından artı artı ile eksi çarpımından eksi sonra eksi ile artı çarpımından e, pardon <laughs> eksi ile eksi çarpımından artı gelecek yani şöyle eksi ile eksi artı, eksi ile eksi artı, artı ile artının çarpımı artı oluyor tamam mı? 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 çarpı 3, 81. Yani payları kendi arasında paydaları kendi arasında çarpıyorduk. Hatırlayalım. 1 bölü 81 mi geldi buradan? Evet. Çarpı eksi 6 bölü 5'in birinci kuvveti. Yani kendisi. Eksi 6 bölü 5. Birinci kuvvetle ne olmuyordu? Bir şey değişmiyordu. Çünkü bir tane eksi 6 bölü 5 istiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi ne yapacağız? İşlem önceliklerini dikkate alarak işlemimizi gerçekleştireceğiz. Hadi gerçekleştirelim. Şimdi çocuklar. Burada toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Nereden başlayacağım? Çarpma, bölme öncelikle. Ama ikisi aynı anda var. Hem bölme hem çarpma. Ne dedik? Eğer ikisi aynı anda varsa soldan sağa doğru işlem yaparsınız. Yani önce nereyi bulmalıyım? Şuradaki bölmeyi bulmalıyım. Tamam mı? Önce burası. O zaman diyorum eksi 1 bölü 27 bölü 1 bölü 81. Şimdi eksi 1 bölü 27'yi 1 bölü 81'e nasıl bölüyordum? Birinci olduğu gibi yazıyorum eksi 1 bölü 27. Bölmeyi çarpmaya çevirdim. İkinciyi ters çeviriyorum. 81 bölü 1. Tamam. Sonra sadeleştiriyorum. Bakın. 27'yi 27'ye böldüm 1. 81'i 27'ye böldüm 3. Sonra eksi 1 ile 3'ü çarpıyorum eksi 3 1 bir ile 1'i çarptım 1 yani eksi 3 bölü 1 burası tamam sonra yandaki çarpmaya geçiyorum <laughs> yandaki çarpmaya geçelim yani şuraya eksi 3 bölü 1 ile eksi 6 bölü 5'i çarpacağım Çocuklar, hiç yerim kalmadı o yüzden şuradaki üstli, bulduğumuz üstlü ifadeleri sileceğim ben siz inşallah yazmışsınızdır Buraları silmezsem çok karışacak çünkü hiç yerim kalmadı. <laughs> Bana birazcık yer lazım. Evet, hatta şunları da silelim. Biraz sonra buraları hep kullanırız. Hatta şu bölmeleri falan bu kenarda köşede yapayım ee, daha güzel bir şekilde görün, olur mu? Şunu tekrardan yapalım. Çok karmaşık oldu. Hiç içime sinmedi. Evet. Şöyle. Bakın bölme ile çarpma aynı anda varsa ilk ne dedik? İlk bölme yapılır. Yani eksi 1 bölü 27'yi ne yapacaksınız? 1 bölü 81'e böleceksiniz. Birinci olduğu gibi kalır. Eksi 1 bölü 27. Bölme çarpmaya çevrilir. İkinci ters çevrilir. 81 bölü 1. Ne yapıyorduk? Sadeleştirebiliyorduk. 81'i 27'ye böldüm. 3, 27'yi 27'ye böldüm. 1. Sonra ne yapıyorum? Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Eksi 3. 1 ile 1'i çarptım. 1. Yani eksi 3 bölü 1 geldi buradan. Sonra ne yapıyorum? Yanındaki ile çarpıyorum. Yani eksi 6 bölü 5 ile çarpıyorum. Hadi çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımından ne gelir? Artı. 1 ile 5'in çarpımından 5. 3 ile 6'ın çarpımından 18. 18 bölü 5 gelir. Tamam mı? Burayı buldunuz artık. 18 bölü 5. Sonra ne yapacağız? Sonra geri kalan işlemleri yapacağız. Bakın artık işlemler şuraya döndü. 4 bölü 9 var. Artı 1 bölü 9 var. Eksi. Şurayı bulduk artık biz. Bakın şurayı. Burası neymiş? 18 bölü 5. İşlem buna döndü. Şimdi toplama ve çıkarma var. Yine soldan sağa doğru işlem yapabiliriz. 4 bölü 9 ile 1 bölü 9'u topluyorum önce. 5 bölü 9 eksi 18 bölü 5. Çıkartabilmem için paydalarını eşitlemem lazım. Hemen eşitliyorum. 5 kere 5 25 bölü 45 eksi 9 ile 18'i çarpalım. 90, 72 daha kaç yapar? 162 bölü. 45. Sonra ne yapacağız? Nasıl çıkartacağız bunu bundan? Çünkü 162 daha büyük. Ne yapıyorduk? İşaret değişiyorduk. Hatırladınız mı? 25 bölü 45 artı eksi 162 bölü 45 diyorduk. İşaretleri değiştirdik. Sonra ne yapacağız? Zıt işaretli oldukları için diyeceğiz birbirinden çıkartalım. Yani 162'den 25'e çıkartıyorum. 137 negatif olacak çünkü 162 daha büyüktür. 137 bölü 45 olacak. 137 bölü 45 eksi 137 bölü 45 cevap ne boluymuş. Evet baştan başlayalım mı? Tekrardan şöyle bir anlatayım. Bize belli şeyleri vermiş. Demiş ki eğer geometrik şekil dört kenarlıysa üstü ne olacak? İki eksiği olacak. İşte dörtten iki çıktı iki. Ya da beş kenarlıysa beşten iki çıktı 3. Bunları tamam. Bunların hepsini yazdıktan sonra işlem önceliğine dikkat ederiz dedik. Önce ne yapacağız? Üstü ifadeleri bulacağız. Bakın hepsinin değerini bulduk. Tek tek yerine yazdık. Sonra işlem önceliğine göre işlemlerimizi yaptık. Dedi ki eğer bölme ve çarpma varsa öncelik onlardadır. O yüzden önce bölme ve çarpmayı yaptık. Eğer ikisi bir aradaysa soldan sağa işlem yapılır dedik. Yani önce bölmeden başladık. Eksi 1 bölü 27'yi 1 bölü 81'e böldük. Bölerken ne yapıyoruz? Birinci olduğu gibi kalıyor. Şu sol tarafta yaptığımız işlem ikinciyi ters çevirip çarptık. Eksi 3 bölü 1 bulduk. Sonra eksi 3 bölü 1 ile eksi 6 bölü 5'i çarptık. 18 bölü 5 bulduk. Sonra dedik işlem şuna döndü. 4 bölü 9 artı 1 bölü 9 eksi 18 bölü 5. Buradan sonra artık ne yapıyoruz? Toplama çıkarma. Toplamalarımızı yaptık. Çıkarmamızı yaptık. Çıkarma yaparken ne dedik? Paydaları eşitlememiz lazım. Paydalarımızı eşitledik. Ondan sonra da eksi 137 bölü 45'i bulmuş olduk. Evet, sorumuza bakalım çocuklar. Yukarıdaki gibi renkli butonlardan ve sayılardan oluşan bir oyun tasarlanmış. Oyunda diyor, 0,5'ten daha büyük sayılara basılırsa basılan puanın 2 katı kazanılmakta. 0,5'ten daha büyük olursa 2 katını kazanıyoruz. Daha küçük sayılara basılırsa basılan puanın 0,4 katı kazanılıyormuş. En sonunda tüm sayılar toplanmakta ve alınan puan öğrenilmektedir. Aşağıda bu oyunu oynayan 4 kişinin bastıkları sayılar verilmiştir. Buna göre en fazla puanı alan kişi kim olmuştur demiş. Öncelikle buradaki bakın sayılarımızın her birisi farklı telden çarıyor. Birisi devirli ondalık gösterim, birisi ondalık gösterim, birisi rasyonel sayı. Hepsini rasyonele çeviriyoruz. Hadi gelin çevirelim. 0,8 dediği aslında nedir? 8 bölü 10'dur. Eksi 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3. Burada devirli ondalık gösterim var nasıl çeviriyorduk devirli ondalık gösterimleri? 0,11 biri devrediyor. Sayının tamamı diyorduk. Devretmeyen kısım 1 bölü virgülden sonra devredenler için 9 devretmeyenler için 0 diyorduk. 11'den 1'i çıkarttım 10 bölü 90. Bunu da sadeleştireyim bir daha uğraşmayalım. 1 bölü 9 en sadesi en güzelidir. 1 bölü 9. 1 bölü 9 bunu yazıyorum. 5 bölü 9 zaten cebimde. Eksi 0,6 nedir? Eksi 6 bölü 10'dur. Bu da tamam. Ve 0,7 7'si devrediyor. Bunu da bulalım. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devredenler için 9 devretmeyenler için 0 demiştik. Devretmeyen yok. 7 bölü 9. Bunu da yazdık. Şimdi bize ne diyor? 0.5'ten daha büyük sayılara basılırsa, 0,5 nedir acaba? 0,5. 0,5 şudur, 5 bölü 10'dur. 5 bölü 10. Bundan daha büyük olan sayılara basılırsa 2 katına kazanacak. Peki hangileri daha büyük? Bunlara da karar verelim, ondan sonra şıkları değerlendirelim olur mu? 5 bölü 10'dan büyük olanlara bakıyorum. 8 bölü 10 büyük mü? Paydalar eşit zaten çok kolay bu. 8 daha büyüktür tabii ki büyük. Peki eksi 2 bölü 3. Bir kere 0,5 yani 5 bölü 10 pozitif. Eksi 2 bölü 3 negatif yani küçük. Negatif olanlar her zaman bundan daha küçük olacaklar. Şurada da bir tane negatifimiz var. Eksi 6 bölü 10 bu da küçük olacak. Geldik 1 bölü 9'a. Şimdi burada nasıl bir değerlendirme yapacağız? Burada şöyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. 5 bölü 10 nedir? 5 bölü 10 yarımdır. 1 bölü 9. Yarımdan daha mı büyük, daha mı küçük? Yarımdan daha küçük. 9'un yarısı ne? 4,5. E burada 1. O zaman yarımdan daha küçük. Demek ki daha küçük bu. Peki 5 bölü 9, 4,5'dan daha mı büyük? Evet. O zaman yarımdan daha büyük. Yani büyüktür. Burada yarıma göre değerlendirme yaptık. Tamam mı? 7 bölü 9 yarımdan çok daha büyük tabii ki. O zaman büyüktür. O zaman çocuklar. Şimdi Büyük olanları neyle çarpıyorduk? Basılan puanın 2 katını kazanıyordu. Yani o zaman büyük olduğunda 8 bölü 10 değil de 2 çarpı 8 bölü 10 mu puan kazandıracak bu? Evet. Peki küçük olduğunda 0,4 katı. 0,4. Bunu da rasyonel olarak yazalım. 4 bölü 10 mu? Evet. Yani küçük olduğunda buradan ne kadarlık puan kazanacak? 4 bölü 10 çarpı Eksi 2 bölü 3 kadar mı puan kazanacak? Evet. Bu da küçük. 1 bölü 9 o zaman 4 bölü 10 çarpı 1 bölü 9 kadar puan kazanacak. Büyükmüş o zaman 2 çarpı 5 bölü 9. Küçük olanlar 4 bölü 10 ile çarpılıyor. Ve büyük olanlar yine ne ile çarpıldı? 2 ile çarpıldı. Bakın büyüklerin hepsini 2 ile çarptım. Küçüklerin hepsini 4 bölü 10 ile çarptım. Çünkü küçük sayılar 4 bölü 10 ile çarpılıp puan kazanılacak e, ee, büyük alanlarda 2 katı kadar puan kazanılacak. Tamam. Devam ediyorum. Ve bizim öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler ne yapıyorlar? Pardon öğrenci değil 4 kişiymiş. 4 kişinin bastıkları sayılar veriliyor bize. Bunlara göre en fazla puan alan kişi kim olmuştur demiş. Pekala biz bunları bulacağız. Hadi bulalım. Şuradaki puanlarımızı da hesaplayalım. Öyle bulalım olur mu? Şöyle birazcık yer açayım soruda. Hemen altında hesaplayalım. Ondan sonra geçelim istiyorum. Çok daha rahat oluruz diye düşünüyorum. Şöyle aşağı doğru çekeceğim birazcık. Ki puanlarını hesaplayalım. Sonra bir daha zorlanmayalım, uğraşmayalım istiyorum. Evet, şöyle değiştireceğim biraz. Soruyu birazcık sıkıştırıyorum. <laughs> evet, evet, evet. Başaracağız. <laughs> tamam. Şöyle şuradaki karalamaları da silelim. Puanları hesapladım ki sonrasında daha kolay olsun bizim için. Şunu şöyle bulmuştuk. 0,5'i ne demiştik? 5 bölü 10. 5 bölü 10 ne demiştik? Yarım demiştik. Bunları da yazalım. 0,4 neydi? 4 bölü 10'du. Bunlar da tamam. Şimdi buradaki puanlarını hesaplayalım. Ondan sonra buralara direkt yazarız. Olur mu o puanları? Hemen. Şimdi 2 ile 8 bölü 10'u çarpıyorum. 2'nin altında gizli 1 vardır diyorum. Ve 2 ile 8'i çarptım. 16 bölü 10. Buradan 16 bölü 10 puan gelecek. Şuraya bakıyorum. 4 bölü 10 ile eksi 2 bölü 3'ü çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımından bir kere eksi gelecek. 4 kere 2 8. 10 ile 3'ü çarptım. 30. Geldik buraya. 4 kere 1 4. 10 ile 9'u çarpıyorum. 90. Geldik buraya 2 kere 5 10 bölü 9. Eksi ile artının çarpımından eksi 6 kere 4 24 bölü 10 çarpı 10'dan 100 geliyor. Ve 7 kere 2 14 bölü 9. Evet buradaki puanlarımızı hesapladık. Şimdi sıra geldi öğrencilerimizin kişilerimizin puanını hesaplamaya. Ayşe'nin puanı ile başlıyorum. 0,8. 0,8'den ne alacak? 16 bölü 10. Artı 5 bölü 9. 5 bölü 9'dan 10 bölü 9. artım 0,7 devreden. 0,7 devredenden kaç puan alıyor? 14 bölü 9. Bunların hepsini toplayacağız. Nasıl toplayacağım? Tabii ki faydaları eşitlemem lazım. Burayı kaçla çarpıyorum? 9 ile. Buraları kaçla çarpıyorum? 10 ile çarpıyorum. 10 ile genişleteceğim. Ve ne yapacağım? Puanlarımızı hesaplayacağız. Hadi gelin hesaplayalım. Yan tarafa doğru genişletilmiş hallerini yazalım. 16 ile 9'u çarpıyorum. 144 bölü 90 artı 100 bölü 90 artı 140 bölü 90. Şimdi faydaları eşit olduğu için 90 yazıyorum. Sonra diğerlerini topluyorum. Yani 144 artı 100 diyoruz. 244 artı 140 diyoruz. 384. 384 bölü 90. Şimdi geldik Beyza'ya. Beyza'nın puanını hesaplayacağız. O kadar da yerim dar ki gerçekten <laughs> böyle ezik büzük yazıyorum. Neyse devam edelim. Şimdi Beyza'nın puanına geldiğimizde eksi 2 bölü 3'ten ne kadarlık bir puan alıyor? Eksi 8 bölü 30. Artı 0,11 devredenden 4 bölü 90 artı 5 bölü 9'dan 10 bölü 9. Bunların hepsini 90'da eşitleyebiliriz. Şurayı 3 ile çarpıyorum. Burayı 10 ile genişletiyorum. Eksi 8 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 24 bölü 90 artı 4 bölü 90 artı 100 bölü 90. Hepsini topluyorum. 90, 90, 90 mı oldu? Evet. Eksi 24 ile 4 topladım. Eksi 20. Eksi 20 ile 103, yüzü 100'ü topluyorum. 80. 80 bölü 90. Bu da tamam. Şimdi geldik Tuğçe'ninkine. Tuğçe'ninkini bulalım. Onu da mavi ile yapalım. Eksi 0,6'dan ne kadarlık bir puan alıyor? Eksi 24 bölü 100. 0,8'den 16 bölü 10 artı Eksi 2 bölü 3'ten de eksi 8 bölü 30. Eksi 8 bölü 30 alıyor. Evet. Bunların hepsini kaçta eşitleyebilirim diye bakıyorum. Sanıyorum 300'de eşitleyebiliriz. Evet. Ancak 300'de. Şurayı 3 ile genişletiyorum. Burayı 30'da genişletiyorum. Ve burayı 10 ile genişletiyorum. Hadi genişletelim bakalım. Eksi 24 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 72 bölü 300. Artı 16 ile 30'u çarpıyorum. 480 bölü 300. Artı eksi 8 onu çarptım. Eksi 80 bölü 300. O kadar küçük küçük yazdım ki. inşallah görebiliyorsunuzdur. <laughs> Önce negatifleri toplayalım olur mu? 72 ile 80'i topluyorum. 80 artı 72 diyelim. 152. Sonra 480'den zıt işaretli oldukları için çıkartıyorum. 480'den 152'yi çıkartıyorum. 328. Tabii ki pozitif olarak. 328. 328 bölü 300. Ve devam ediyorum. Yani Merve'nin puanına. 0,11 biri devreden demiş. Yani 4 bölü 9 alacak. Pardon 4 bölü 90 artı. Sonra 5 bölü 9'dan 10 bölü 9 artı. 0,7 devredenden 14 bölü 9 alacak. Hepsini 90 ile eşitleyebiliriz. Burayı 10 ile burayı 10 ile genişletiyorum. Ve devam ediyorum. 4 bölü 90 artı 100 bölü 90 artı 140 bölü 90. Hepsini topladığımızda da kaç buluyoruz? Paydası 90 ve Payını topluyorum 244 bölü 90. Şimdi bir karşılaştırma yapmamız lazım. Peki nasıl karşılaştıracağız? Ayşeninki 384 bölü 90 80 bölü 90 ve 244 bölü 90. Paydası eşit olanlar arasında bir karşılaştırma yapıp sonra diğer ikisini karşılaştırabiliriz olur mu? Hadi gelin bakalım. Önce diyorum paydaları 90, 90 90 olanlardan hangisininki daha büyük. 384 bölü 90 ile Ayşe'nin puanı daha büyük duruyor. 384 bölü 90. Bir de şurada 328 bölü 300'ümüz var. Acaba diyorum hangisi daha büyük? Yani şuraya bakalım. Şimdi şunu biliyorum ki ben. 90'lar arasında en büyük 384 bölü 90 olacak. Peki 384 bölü 90, 328 bölü 300'den büyük müdür küçük müdür? Nasıl karar vereceğiz buna? İsterseniz faydalarını eşitleyebilirsiniz. İsterseniz çıkarımda bulunabilirsiniz. Faydalarını eşitlemek bir seçenektir. Peki bunların faydalarını kaçta eşitleyebiliriz? Çok büyük bir şeyler olur. Gerçekten çok büyük olur. O zaman çıkarımda bulunalım diyorum. Bakıyorum. 384'ü 90'a bölsem nasıl bir şeyler bulurum? 4 virgül bir şeyler bulurum. Çünkü 4 kere 9 36 360'a ya yakın bir şeyler bulurum. 328'i 300'e bölsem 1 virgül bir şeyler bulurum. O zaman hangisinin ki daha büyük oluyor? 384 bölü 90 daha büyük oluyor. Yani Ayşe daha fazla puan almış oluyor. Bu şekilde de ne yaptık? Çıkarımda bulunabildik. Çünkü biz ondalık gösterimi de biliyoruz. Yani rasyoneli ondalığa çevirmeyi de biliyoruz. Böyle yaklaşık değerler bulup ne yapabiliriz? Çıkarımda bulunabiliriz. bakalım çocuklar şekilde verilen kitaplığa kırmızı ve mavi kitaplar yerleştirilmiştir. Kırmızı kitabın genişliği x artı 1 santimetre mavi kitabın genişliği ise kırmızı kitabın genişliğinin 2 katından 9 eksiktir. Kitaplar arasındaki ve kenarlardaki boşluklar eşit olup x artı sant, x eksi 6 santimdir. Şimdi kitaplar arasındaki dediği şuralar mı? Evet ve neredeki kenarlardakiler şunlar. Bunların hepsi neymiş? Birbirlerine eşitlermiş ve kaç santimmiş? x eksi 6 santimmiş. x eksi 6 santim. x eksi 6 santimetre. x eksi 6 santimetre. Burası da x eksi 6 santimetre ve bu da x eksi 6 santimetreymiş. Sonra bize neyi vermiş? Kırmızı kitabın genişliği x artı 1 demiş. Bunu farklı bir renkle göstereyim de karışmasın. Bakın Şuradaki kırmızı kitabımızın genişliği x artı 1 santimetreymiş. Sonra mavi kitabın genişliği ise demiş kırmızı kitabın genişliğinin 2 katından 9 eksiktir. Ne demek bu? Mavinin genişliğini buluyor. Kırmızının genişliğinden yani x artı 1'in neymiş? 2 katından. 2 kat ne demek? 2 ile çarp demek. Sonra 9 eksik yani 9'u çıkart demek. Tamam mı? 2'ye şöyle ne yapıyorum? İçeriye doğru dağıtıyorum. 2 ile x'i çarptım. 2x 2 ile artı 1'i e çarpıyorum. Artı 2. Ve eksi 9. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Sonra gerekli işlemleri yapıyoruz. 2x toplayıp çıkartabileceğimiz bir şey yok. Çünkü x ile herhangi bir şeyimiz yok. 2 ile eksi 9'u topladım. Eksi 7. 2x eksi 7. Demek ki mavi kitaplar 2x eksi 7 miymiş? Evet. Mavi kitabı bulabilmek önemli. Neden? X artı 1'in 2 katından 9 eksiği bulabilmek önemli. 2 kat ne demek? 2 ile çarpmak demek. 9 eksiğini demek? Eksi 9 demek. Ve burada önemli olan ne? Öncelik çarpmada. İçeriye dağıtacaksınız mutlaka. Tamam. Önemli olan bunlardı. Sonrası, sonra rafın genişliği. Rafın genişliğini nasıl bulacaksınız? E, buradakilerin hepsini toplayarak tabii ki. Hadi gelin toplayalım. Aynı şeylerden varsa bunları çarparsınız da. Bakın x eksi 6'dan kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı x eksi 6 dersiniz. 4 tane x eksi var çünkü. Bir tane x artı birimiz var. Ve 2 tane 2x eksi 7'miz var. Artı 2 çarpı 2x eksi 7 diyoruz. Rafın genişliği için. Rafın genişliği. Sonra ne yapıyoruz? 4 içeriye doğru dağıtıyoruz. 4 ile x'i çarpıyorum. 4 ile eksi 6'yı çarpıyorum. 4 x. 4 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 24 artı x artı 1 artı 2 ile 2 x'i çarpıyorum. 4 x. 2 ile eksi 7'yi çarpıyorum. Eksi 14. Tamam. Sonra ne yapıyorum? x'leri topluyorum. Benzer terimler kendi arasından toplanır. 4 e, x'i x'e topladım. 5 x. 5 x ile 4 x'e topladım. 9 x. 9x. Evet sonra eksi 24 ile eksi e, 14'ü toplayalım önce. Eksi eksi oldukları için eksi 38. Eksi 38 ile de biri topluyorum. Eksi 37. Ve şıklarda bunu bulamıyoruz. Çünkü şıklarda ne yapılmamış? Bu yazılmamış. Evet şıklar yanlış oluşturulmuş. Bunları düzeltiriz sonra. Biz şunlardan bir tanesini silelim. Tamam mı? Hadi şunu silelim. Bunu siliyorum. 9x-37 yazıyorum. Ve cevabımız bu oluyor. Evet, cevap A seçeneği diyelim. Cevabımız 9x-7 santimetre. Bu ne? Rafın genişliği. Tamam mı canlarım? Evet işte bu kadardı. Evet çocuklar şimdi sorumuza bakıyoruz. Diyor ki bize şekildeki 4 öğrenci önlerinde bulunan ve kısa kenarı 3 bölü 2 santim olan dikdörtgen şeklindeki kağıdı uzun kenarından sırayla kesip kendilerini bir parça alıyorlar. Kesme sırası ve parça sayısı aşağıdaki gibidir demiş. Hepsini tek tek vermiş. Biz de bu tek 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 ne yapacağız? İlerleteceğiz. Bunları biz de dört parçaya ayıralım. İşlemleri burada şöyle dört parça halinde yapalım. Ya da şöyle ben size tablo getireyim. Hı, tablo da yapalım. Şimdi ben işlemlerine bakıyoruz. Bel baktığımda kağıda diyor uzun kenarından iki eş parçaya bölüp bir parçasını kendisine alıyor. Diğer parçayı Melike'ye veriyor. Tamam ama sıkıntı şurada. Bize kısa kenarı 3 bölü 2 santim demiş. Uzun kenarı vermiş mi? Hayır. Ama uzun kenarından kesin diyor. Nasıl keseceğiz? Bilmiyoruz. En sondan başlayalım o zaman. En sonda ne diyor bize? Bakın Osman'a bakın. Osman'ın eline geçen kağıdın kısa kenarı 3 bölü 2 santimetre, uzun kenarı 5 bölü 2 santim olduğuna göre demiş. Kağıdın başlangıçtaki çevre uzunluğu kaç santimetredir? Hemen yazalım. Kısa kenarı diyor 3 bölü 2. Uzun kenarı 5 bölü 2. Harika. Buradan geriye doğru devam edeceğiz. Süleyman'a bakalım. Kağıdı uzun kenarından 4 eş parçaya bölüp bir parçasını kendisine alıyor. Bir parçayı Osman'a veriyor demiş. Diğer parçaları da atıyormuş. Osman'a verdiği parçalardan birisi 3 bölü 2'ye 5 bölü 2 mi? Evet. Kaça bölmüştü? 4 eş parçaya bölmüştü. Bölmeden önceki hali bulabilir miyiz? Evet. O zaman bölmeden önceki hali uzun kenarının, bakın kısa kenar değişmeyecek zaten. 3 bölü 2. En başta da vermişti. Kısa kenarı 3 bölü 2. Hep 3 bölü 2 olarak kalacak kısa kenar. Uzun kenarla bizim işimiz. Şimdi uzun kenarı bulmak için 5 bölü 2'yi ne yapacağız? 4 ile çarpacağız. Neden? 4 eş parçaya bölüp diyor. O zaman bölmeden önceki halini bulalım. 4 çarpı 5 bölü 2 diyeceğiz. 4 ile 5 bölü 2 çarptım. 4 kere 5 20. 20 bölü 2. 20 bölü 2 nedir çocuklar? E 10'dur. 10 santimetre mi? Evet 10 santimetre. Harika. Sonra bir öncekine bakalım. Melike. Kağıdı uzun kenarından 3 eş parçaya bölüp bir parçasını kendisine alıyor. Bir parçasını çöpe atıp diğer parçayı Süleyman'a veriyor. Yani 3'te 1'i aslında olmuş. O zaman çocuklar tamamını bulmak için ne yaparız? E 3 ile çarparız. 3 çarpı 10. Kesmeden önceki hali. 30 santim mi olur? Evet. Çok güzel. Ve devam ediyorum. Bel kız kağıdı uzun kenarından iki eş parçaya bölüp bir parçasını kendisine alıyor. Diğer parçayı Melike'ye veriyor. E, Melike'ye verdiği 30 santimde. O zaman bölmeden önceki hali 32'nin çarpılması mı? 2 katı olacak çünkü evet. 60 cm olur. 60 cm ne? Uzun kenar. Uzun kenarımız 60 cm. Şimdi çocuklar bizden ne istiyor olduğuna göre başlangıçtaki çevre uzunluğu. Çevre ne demek? Çevre. Şöyle bir kağıdımız var. Uzun kenarları 60'a 60. Kısa kenarları da 3 bölü 2, 3 bölü 2. E hepsinin toplanması demek. 60 artı 60 artı 3 bölü 2 artı 3 bölü 2. 60 60'ı topladım 120. 3 bölü 2 ile 3 bölü 2 topluyorum çocuklar. 3 3'le 3'ü topladım 6 bölü 2. 6 bölü 2 nedir? 3'tür. Yani 120 artı 3 mü? Evet. 120 artı 3 nedir? E, 123'tür. 123 ne santimetre? Bu bizim başlangıçtaki neyimiz? Çevre, uzunluğumuz. İsterseniz ne yaparsınız? sağlamasını da yapabilirsiniz. Nasıl? Şöyle dersiniz uzun kenarım 60 santimetre 2 eş parçaya böldüm ne olur 30 30 santimetreyi nereye verdim Melike'ye verdim sonra Melike 3 eş parçaya bölmüş yani 10 santimetreyi kime vermiş Süleyman'a vermiş Süleyman onu kaça bölecek 4'e bölecek 10 bölü 4 10 bölü 4'ü kime veriyor? Osman'a. 10 bölü 4'ü sadeleştirin. 5 bölü 2 gelir. Bakın 5 bölü 2. En son da Osman elindeki 5 bölü 2'ye 3 bölü 2 oluyor zaten. Yani burada aslında işlemler çok kolaydı. Sadece nasıl ilerleyeceğinizi bulmanız gerekiyordu. Yani sorunun tamamına bakmanız gerekiyordu. Eğer bu şekilde soruda tam böyle çıkarımlarda bulunamıyorsanız sorunun bir köküne bakın. Yani sizden ne istiyor? Sonra bakın bakalım sondan başa doğru gidince de olabiliyor mu bu sorudaki gibi? Eğer olabiliyorsa bu şekilde gidersiniz. Size farklı bir bakış açısı kazandırmış olsun. Evet. Bu sorumuz da buraya kadardı. Sorumuza bakıyoruz. Bir oyun parkındayız şu anda. Anne, baba, abi ve kız kardeşten oluşan 4 kişilik bir aile demiş. Oyun parkına eğlenmeye gitmiştir. Şekildeki tahterevallini sol tarafına baba ve oğul, sağ tarafına anne ve kız oturduğunda, baba ve oğulun olduğu taraf ağır basmaktadır. Denge sağlanmamış yani. Anne ve kız 20 kilogram ağırlığındaki köpeklerini kucaklarına aldıklarında denge sağlanmaktadır. Harika. Annenin ağırlığı kızının ağırlığının iki katı, babanın ağırlığı annenin ağırlığından 15 kilogram daha fazla ve abi 40 kilogram olduğuna göre anne kaç kilogramdır? Demiş. Haydi bulalım. Şimdi baba ve oğul sol tarafta olacaklar. Anne, kız ve köpeğimiz sağ tarafta olacaklar. Tamam. O zaman buna göre ayarlayalım. Ve ağırlıklarını bulalım öncelikle. Olur mu? Şimdi kızımız kaç kilogram? Kızın kilogramını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman kızımıza x kilogram diyelim mi? Diyelim. Peki anne? Anne, annenin ağırlığı kızının ağırlığının iki katı diyor. 2 kat ne demek? 2 ile çarp demek. 2x. Sonra babaya bakalım. Baba için bize diyor ki babanın ağırlığı annenin ağırlığında 15 kilogram daha fazla. Anne 2 xte o zaman baba 2x artı 15 mi olacak? Evet. Ve e, çocuğumuzun ağırlığını biliyor muyuz? Hayır. Abi, abi kaç kilogram? Abi 40 kilogram. Biliyoruz. Ve köpeğimiz var. Köpek kaç kilogram? Bu da 20 kilogram. Hadi bakalım. Şimdi annemizi, kızımızı ve köpeğimizi sol tarafa oturtuyoruz. Kızımız x kilogramdı. Annemiz 2x kilogram. Köpeğimiz 20 kilogram. Bunlar oturdular. Sağ tarafa oturacaklar bunlar. Her neyse sola otursunlar fark etmez. Dengede değil mi? Sağ sol ne fark edecek? Baba ve abimiz sağ tarafa otursun. 2x artı 15 artı 40 Bunlarda ne oluyormuş? Denge sağlanıyormuş. Denge sağlanması ne demek? Bu ağırlıkların birbirine eşit olması demektir. Denklem kuruldu mu? Kuruldu. O zaman çözme vakti. x 2x topladım. 3x artı 20 eşittir. 2x buradan 15 ile 40'ı topladım. 55. Şimdi x'leri bir tarafta normal sayıları bir taraftan toplayalım. Şuradaki 2x'i sol tarafa atıyorum. 20'yi sağ tarafa atıyorum. 3x eksi 2x olur. Sağa sola geçerken ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu. 55 eksi ne olur? 20 olur. 3x'ten 2x çıktı. x eşittir. 55'ten 20 çıktı. 35. x 35 miymiş? Evet. O zaman kızımızı, annemizi, babamızı hepsini bulabilir miyiz? Buluruz. Haydi bulalım. Kızımız. Şurada yazalım. Kız x kilogramdı. O zaman 35 kilogram mı demek? x yerine 35 yazacaksınız. Evet. Annemiz. 2x yani 2 çarpı 35 mi? Evet 2 çarpı 35 kaçtır? 70. 70 kilogram. Babamız. Bakın x yerine ne yazacaksınız? 35. Yani 2 çarpı 35 artı 15. 2 çarpı 35 ne? 70 artı 15. 70 artı 15. 85 kilogram. Baba 85 kilogram. Abi zaten 40 kilogramdı. Köpek de 20 kilogrammış. Anlaştık. Gerçekten bakın sola sağa hepsini koyun. Birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. Kızımızın kilosu 35'ti. Anne 70, köpeğimiz 20. Bunlar bir tarafta. Baba 85, abimiz de 40. Toplayalım hepsini. 35 ile 70'i topladım. 105, 20 daha ekliyorum. 125. 85 ile 40'ı topluyorum. 125. 125 eşittir 125. Bakın denge sağlandı. Gördünüz mü? Demek ki bu şekilde bir tahtire vali. işte eşit koldu terazi vesaire verildiğinde eğer denge sağlandı diyorsa sağ taraf sol tarafa nedir diyeceksiniz? eşittir diyeceksiniz. Sorumuza batalım. Bir kütüphane de diyor? Kitapların barkod numaraları soldan birinci kitaptan başlayarak şekildeki gibi belli bir örüntüye göre oluşturulmuştur. Kütüphaneye kitap almaya gelen 3 arkadaş ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Kamile 20. kitabı almıştır. Sinan'ın aldığı kitabın barkod numarası Kamile'nin aldığı kitabın barkod numarasının 2 katının 25 eksiğidir. Feyza Sinan'ın aldığı kitabın hemen sağında bulunan kitabı almıştır. Verilen bilgilere göre Feyza kaçıncı kitabı almıştır? Wow, güzel bir soru. Şimdi Parket numaralarımız var mı? Evet. Bu bir örüntü oluşturmuş böyle 7, 9, 11, 13, 15 diye devam edecek. Belli ikişer ikişer. Ne yapıyor? Artıyor. O zaman çocuklar, ne yapalım? Biz bu örüntünün genel kuralını bulalım. Genel kural. Nasıl buluyorduk? İkişer ikişer bir artış varsa eğer diyorduk. ikişer ikişer artıyorsa bu 2n demektir n yerine 1 yazdığımızda 7'yi elde edebilmemiz lazım. n yerine 1 yazıyorum. Burası 2 oluyor. 7'yi elde edemedim. O zaman ne yapacağım? 5 daha eklersem buraya 7'yi elde edebilirim. n yerine 1 yazdım. Bakın bu 2n 2 çarpı n demektir. 2 ile 1'i çarptım. 2. 5'e topladım. 7. Bakın 7'yi elde ettik. Süper. O zaman 2n artı 5 bizim genel kuralımız mı? Evet. Genel kurala göre artık hepsini bulabilir miyiz? Buluruz. Öncelikle Kamile'den başlayalım. Kamile neymiş? 20. kitabı almış. Kamile'nin barkod numarasını bulalım. Olur mu? Kamile barkod diyelim. Barkod numarası. Nasıl bulacağız Kamile'nin barkod numarasını? En yerine 20 yazacağım. Çünkü 20. kitabı almış. O zaman 2 çarpı 20 artı 5 mi diyeceğim? Evet. 2 çarpı 20, 40'tır. 40 ile 5'i topladınız. 45. Kamil'in barkod numarası 45 miymiş? Evet. Burası cebimizde. Sonra ne diyor? Seniha'nın aldığı kitabın barkod numarası, Kamil'in aldığı kitabın barkod numarasının iki katının 25 eksiğidir. O zaman Seniha'nınkini de çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Onunkini de farklı renkte bulalım. Seniha barkod diyelim. 2 katının 25 eksiği iki katı kaç bunun 45 çarpı 2 demektir 25 eksi 25 çıkartın demektir o zaman 45 e 2 çarpıyorum 90 90'dan 25 çıkarttım 65 seni hanım barkodu da 65 miymiş Evet bu da cebimizde sonra Feyza diyor seni Hanın aldığı kitabın hemen sağında bulunan kitabı almıştır o zaman Feyza Feyza'ya baktığımızda Feyza'nın barkod numarasını da bulabilir miyiz? Çok rahat bir şekilde buluruz tabii ki. böyle Feyza barkod diyelim. Çocuklar, eğer Seniha'nın hemen sağındaki kitabı alıyorsa ve burası ikişer ikişer devam eden bir örüntü o zaman 65'in iki fazlası nedir? E, 67'dir. Feyza'nın barkodu 67 miymiş? Evet. Süper. Ama bize diyor ki verilen bilgilere göre Feyza kaçıncı kitabı almıştır? He, burada kaçıncı kitap olduğunu bulmamız lazım. Barkod numarasını değil. O zaman Feyza kaçıncı kitap diyelim. Şimdi genel kuralımız neydi? 2N artı 5. Genel kurala göre Feyza'nın barkod numarası kaç çıkmış? 67. Burada bir denklem mi kuruldu? Evet. Genel kuralın sonucunda 67 bulmuşuz. O zaman burası bir ne oldu? Denklem oldu. N bir bilinmeyen mi? Evet bir bilinmeyen. X, Y, Z gibi bir şeydir aslında N. 2 çarpı N eşittir 5. 2 çarpı N artı 5 eşittir 67 ise N kaçtır? Denklemimiz bu. Hadi çözelim denklemi. 5'i sağ tarafa atıyoruz. Aynı x'te olduğu gibi n'i yalnız bırakıyoruz. 2 çarpı n ya da 2 n eşittir 67 eksi 5. 2 n eşittir 67'den 5 çıktı 62. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde n ne buluruz? 31. n kaçmış? 31'miş. Demek ki Feyza kaçıncı kitabı almış? 31. kitabı almış. Seniha kaçıncı kitabı almış? 30. kitabı almış. Bunu da sorabilirdi. Seniha 30. kitap. Feyza 31. kitap. Anlaştık. Evet sorumuz da bu kadardı. Güzel bir sorumuydu. Gerçekten çok güzeldi. Ee, Sorunun aslında çözümü kolaydı ama anlamak bir tık e, zaman alıyordu gibi. Peki böyle soruları anlamak için ne yapacaksınız? Ki yenisi soruların en büyük problemi budur. Zaten soruyu anlayamamak. Anlasanız çözeceksiniz. Soruyu anlamak istiyorsanız bol bol kitap okuyacaksınız. Okuduğunuzu anlamazsanız tabii ki yenisi soruları da anlamazsınız. Birçok soruyu, problemi de anlamazsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Bol bol kitap okuyoruz. E, telefondaki oyunlardan, işte bilgisayardan, e, televizyondan olabildiğince uzak kalmaya çalışıyoruz. Yani hiç izlemeyin, hiç oynamayın diyemeyeceğim. Çünkü Zamanımız buna çok e, müsait bir zaman değil değil mi? Hep elimizdeler ama hep elimizde olmasınlar en azından. Ne kadar azaltabilirseniz o kadar kardır. Çünkü bunlara işte televizyon izliyorsunuz mesela sürekli televizyona bakmak sizin zihninizi bir süre sonra dondurmaya başlıyor. Ve okuduklarınızı gördüklerinizde anlayamamaya başlıyorsunuz. Bunlar her birisi birer etken. Bu yüzden dikkat edelim. Oldu mu canlarım? Hadi bakalım diğer sorulara geçelim. Çocuklar doktor olmak isteyenler el kaldırsın bakalım. Burada kadın bir doktorumuz var ama sorumuzda erkek bir doktorumuz mevcut. Hepinizi memnun ediyoruz. Burada hanımları biraz sonra da beyleri. Haydi bakalım. Evet, burada bir doktorumuz var. Şimdi bu doktorun çalışma takvimi tabloda verilmiş bize. Muayene sürelerinin hepsi birbirine eşitmiş. Sonra birinci ameliyatın süresi muayene süresinin 3 katından 25 dakika daha fazlaymış. Birinci ameliyat için muayene süresinin 3 katından 25 dakika daha fazla. İkinci ameliyatın süresi ise birinci ameliyatın süresinden 30 dakika daha fazlaymış. Öğle arası 1 saat ve dinlenme molası 40 dakika olduğuna göre birinci ameliyat kaçta başlamıştır demiş. Wow. Gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi çocuklar burada başlama saati ve bitiş saati var. Bize ne lazım? Süreler lazım süreler. Bunun için bir tablo daha oluşuyor. Şimdi. Muayenelerin süresinin hepsinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Evet muayene sürelerini biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Evet 8'de başlıyor ama bitiş saatini bilmediğimiz için dolayısıyla kaç dakika sürdüğünü bilmiyoruz. Diyelim ki x, x dakika sürsün. Diğeri de x dakika sürecek. Bir sonraki de x dakika sürecek. Harika. Öğle arası 1 saat demiş. 1 saat kaç dakika? Bakın dakika cinsinden yazdığımız için dakika olarak yazmanız lazım. Eğer buraya 1 saat yazarsanız işlem karışır. 60 dakika. Hepsi dakika olarak olmalı. Sonra dinlenme molası 40 dakika demiş. Dinlenme molasına yazıyorum 40 dakika. Sonra birinci ameliyat için. Birinci ameliyat için diyor ki muayene süresinin 3 katında. Muayene süresi x'te. 3 kat ne demek? 3 ile çarp demek. 25 dakika daha fazla. Artı 25 dakika. Süper. Sonra ikinci ameliyatın süresi ise diyor birinci ameliyatın süresinden. Birinci ameliyat ne kadar? 3x artı 25. Bundan diyor 30 dakika daha fazla. O zaman 30 ekleyin. 3x artı 25 30'u toplayın 55 dakika. 3x artı 55 dakika sürmüş. Süper. Hocam nereye bağlayacağız? Buradan mı diyorsunuz? Şimdi lütfen dikkat edin. Doktorumuzun bir günde kaç saat çalıştığı belli mi? Evet, 8'de başlamış, 17'de bitirmiş. Kaç saat çalıştığına bakalım. 17'den 8'i çıkartın. Kaç saat çalışır? 9 saat. Peki, 9 saat. Kaç dakikadır? Kaç dakikadır? 9 çarpı 60 dakikadır. Yani 540 dakikadır. Yani doktorumuz bir günde 540 dakika mı çalışıyor? Evet. Peki bir günde çalıştıkları burada mı? Evet. O zaman bunların hepsini topladığımda 540'a mı eşit olmalı? Evet. Haydi toplayalım. Yani diyor ki size x artı x artı x artı 60 artı 3x artı 25 artı 40 artı 3x artı 55 neye eşit? 540'a eşit toplayalım. X'leri topladım 3x. Bakın şu üçün topladım 3x. 3x daha 6x, 3x daha 9x. 60, 25 daha 85, 40 daha 125, 55 daha 180. Eşittir 540 diyorsunuz. 180'i karşı tarafa atıyoruz. 9x eşittir. 540 eksi 180. Buradan da ne gelir? 9x eşittir. 360. x eşittir her iki tarafa 9'a bölüyorsunuz. x eşittir 40 dakika. x eşittir 40 dakika. Yani birinci muayenemiz 40 dakika mı sürmüş? Yanına ne yazalım? 40 dakika. Bu da mı 40 dakika? Evet, bu da 40 dakika. Öyle zaten 60 dakikaydı. Birinci ameliyata bakalım. X yerine ne yazacaksınız? 40 yazacaksınız. Hemen bakalım. Birinci ameliyat. Birinci ameliyat 3 çarpı 40 artı 25. Bunu bulmamıza gerek yok gerçi ama neyse hadi bulalım. 3 çarpı 40'dan kaç? 120 artı 25 eşittir 145. Yani birinci ameliyat 145 dakika sürmüş. Uzun bir ameliyat olmuş. Şöyle şu tarafına yazayım. İkinci ameliyat bundan kaç dakika daha fazlaydı? 30 dakika daha fazlaydı. Yani 175. Ama yerine de yazabilirsiniz. Bunları da gösteriyorum ki bazen sorularda Bunları da sorabilirler 3x artı 55 dersiniz x yerine 40 yazarsınız ve toplarsınız kaç buldunuz 175 175 dakika tamam ikinci ameliyatta 175 dakika sürmüş Bize ne soruyor birinci ameliyat diyor kaçta başlamıştır wow. Haydi bakalım kaçta başladığını Birinci muayene 8'de başlıyor bitiş saati kaç olur çocuklar 40 dakika sürdüğü için 8:40. İkincisi hemen ardına başlıyor. Bakın hiç mola falan yok. O yüzden 8.40'da başlayacak. 40 dakika sürdüğü için 9.20'de sonlanacak. Şuradakileri sileceğim mecburen. Bunları bir yere yazabilirim isterseniz. Şöyle şuraya yazayım. Çalışma süresi diyeyim. 9 saat. Yani 9 saatte kaçtı? 540 dakika. 540'ın nereden geldiğini unutmamanız için. Tamam bunu da yazdık. Sonra 3. muayene 9.20'de başlayacak. Hiç zaman kaybetmeden. 9.20'den kaça kadar sürecek? 10'a kadar sürecek. Çünkü 40 dakika sürüyor. Harika. Öğle arası kaç saat demişti? Öğle arası 1 saat. Yani 10'da başlayacak. 11'e kadar sürecek. Ve Birinci ameliyata giriyoruz. Birinci ameliyat kaçta başlıyor? 11.00'da başlıyor. Anlaştık. 11.00'da birinci ameliyatımıza girmiş oluyoruz. Birinci ameliyat 11'de başlamıştır. İşte ikinci ameliyatı falan sorsaydı da ona göre ne yapardınız? E, hesaplayıp bulurdunuz. Hepsini bulmuyorum artık olur mu? Soru çok uzamasın sorularımızın sonuna geldik sevgili öğrencilerim hangi sorular sizi zorladı kaç tane doğrunuz kaç tane yanlışınız vardı bunları yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim sorular hakkındaki görüşlerinizi düşüncelerinizi de merak ediyorum birinci soru kolaydı ikinci soru zordu üçüncü soruda şurada takıldığım gibi bana e, yorumlar yazarsanız çok sevinirim tabii ki doğru yanlış sayılarınızı da bekliyorum evet canlarım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın